Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasıl geçiyor Ramazan bayramınız? Evet müşterilerimiz, izleyicilerimiz, bizi sevenler, hepsi gelsinler. Sponsorlarımız da var tabii bizi izleyenler. O yüzden müşterilerimiz de gelsin diyorum. Herkes geldikten sonra gelmeye başladılar. Evet, bayramın birinci gündeyiz. Herkese selamlar, sevgiler. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Nasıl geçiyor bayramınız? Umarım her şey iyidir. Ben şimdi canlı yayına geçmeden önce bu 1,5 senedir yaptığım canlı yayınlar boyunca böyle bir bakıyorum daha 10 dakika var. Ama birilerinin mesajlarına bakıyorum, Instagram'a bakıyorum, konumla ilgili bilgiye bakıyorum ama 10 dakika ne çabuk geçiyor. Bir de sorun oluyor böyle anca 2-3 dakika gecikmeli de olsa canlı yayına girebildik. Sizler yavaş yavaş toparlanırken konuğum var tabii ki de. Konuğum sürpriz. Bilenler biliyordur storylerden bakmıştır ama bilmeyenler burada hemen sormaya başlıyorlar konuk kim konuk kim diye. Ama ilk önce bir bayramlaşalım. Nasılsınız? İyisiniz? Hem de böyle yavaş yavaş bizim izleyicilerimiz gelsinler, toparlansınlar. İyisiniz umarım. Bakıyorum hemen bir su iyi bayramlar demiş. Selamlar, sevgiler. Samet merhaba demiş. Tezcan iyi bayramlar demiş. Yester abla iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. JJ merhaba demiş. İyi bayramlar Tuğçe. Vuslat iyi bayramlar. Ve diğer arkadaşlarımıza da hepiniz hoş geldiniz diyoruz yavaş yavaş. Merve iyi bayramlar. İyi bayramlar, merhaba. Şimdi benim artık devamlı her gün yayın yapmadığım için bazıları da story'den göremediği için yavaş yavaş fark ediyorlar ve geliyorlar. Ben onu bildiğim için Müzik Oneri şu anda canlı yayını bu sohbet bölümünü biraz uzatmaya çalışıyorum. Evet gelmeye başladılar yavaş yavaş. Peki bugünkü konuğum kim? Bugünkü konuğum söylemeden önce hemen klasik VTR'mizi yayınlayalım. VTR'miz neydi? VTR'miz gelsin. Teşekkür ederim. Her geldi. Evet diyoruz ve bomba gibi bir yıl geçirdik. Pandemiyle şeyle ama yine kapanmanın en derininde bayram geçiriyoruz. Biliyorum herkes sıkılıyor. Biz de işte sıkılmayın diye sizlere canlı yayın yapıyoruz. Ve bugünkü konuğum sevgili Ceylan. Ceylan Koynat bizlerle birlikte olacak. Ve güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Sesi çok güzel, çalışmaları birbirinden güzel çalışmaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Projelerini ondan bahsedeceğiz. Evde neler yapıyor onu merak ediyorum. Ondan sonra ben şey süs havuzu yaptım. Hikayemde bakabilirsiniz. Evet bakalım geldim bu arada. Bakalım. Evet burada. Konumu davet ederken sizler evde bizi nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehirlerden, hangi ülkelerden? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın Cüneyt? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz işte gördüğün gibi. İdare etmeye çalışıyoruz. Seni nasıl gidiyor? Öncelikle onu sorayım. Bayramın mübarek olsun. Nasıl gidiyor bayram? Buradan herkesin, bugün canlı yayın açmadım hiç. Akşam seninle beraber yapacağız diye. Herkesin de bayramını kutluyorum buradan. Yani nasıl gidiyor? Evde gidiyor tabii ki. Çok isterdim şurada burada konserde izlemeyi ama maalesef evdeyiz. Evet. İnşallah bayramdan sonra ama normale döneriz diye ben de ümit ediyorum. Tek temennim bu açıkçası. Çünkü bizler de çok özledik. Gerçekten konserlere gitmeyi, sevenlerimizle bir arada olmayı, onların alkışlarını duymayı. İnanılmaz değil mi? Face to face başka bir şey değil mi? O yüz yüze konserin. Gerçekten öyle. Aynen. Bu arada bizi Kaliforniya'dan izliyorlar. Ondan sonra Ankara, Bursa, ondan sonra Paris'e, Yester ablaya selamlar. Sevgiler Bursa, Gaziantep, Erzurum, İstanbul, Almanya. Çok ve güzel. Devamını okumaya çalışacağım. Hollanda'dan sevgiler, Sivas'a selamlar, sevgiler. Peki, şimdi
zorlu bir süreç yaşıyoruz gerçekten de. Hani böyle komediye vuruyoruz artık, böyle ne yapacağımızı da şaşırmış durumdayız. İlklerde Maalesef. evde kalın filan derken şimdi evde kalın demeye zorlanıyoruz ama durmak da zorundayız. Senin tabii bu çalışmaların hep devam etti. Sen acaba moralini böyle mi yüksek tutmaya çalıştın? YouTube'da müthiş akustik şarkılar vesaire. Boş durmuyoruz. Çünkü yani boş durursam çıldırırım. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Gerçekten kendimizi bu dönem hiç olmadığı kadar vasıfsız zannetmeye başladık, hissetmeye başladık maalesef. Çünkü bir memur gibi ya da normal işte sabah işe git, akşam gel, bu tarz bir hayatımız olmadığı için beslendiğimiz tek yer orası. Orayı da elimizden alınca tabii bir böyle şey olduk yani, balık gibi bir çırpınma durumu oldu. Ben de bunu bir şekilde doldurmak için sürekli YouTube'da çalışmalar yaptım. Yapıyorum hala. Şimdi bayramın bitmesini bekliyoruz işte. Haftaya nasip olursa tekrardan yeni akustiklerimizi çekeceğiz. Nasip olursa. Bu arada buradan da söylemiş olayım. Yaza inşallah 2-3 tane falan single çıkacak ard arda. Heh, onu Buradan da soracaktım söylemiş zaten, planlar, programlar diye. olayım. Var var. 2-3 tane çıkacak yani, değil mi? Bu boşlukta dedin ki oturayım stüdyoya gireyim. Ne yapacak? Yani Ramazan'ı okumaları falan yaparak geçirdim. Bitti okumalarımız. Çok şükür sadece şimdi şey klibimiz kaldı. Nasipse Haziran ayında çıkar şarkılar. Aynen. Bu arada sosyal medyayla aran da çok iyi tabii. Instagram canlı yayınların olsun, YouTube'daki projelerin olsun. Seviyor musun sosyal medyayı? Yani seviyorum ama çoğu zaman nasıl diyeyim? Bazen sıkılıyorum açıkçası. Bunu da söyleyeyim ama tabii ki ilgileniyorum, seviyorum. Çünkü oradaki insanlarla diyalog kurdukça insan tabii mutlu oluyor. Bu arada yazıları okuyorum bir yandan da. Tahmin edebiliyorum. İstediğine cevap verebilirsin. İstediğinde teyit geçebilirsin. Evet, Bende soru Gaziantep'ten çoktur. gelmişler. Ya Ankara'da, Gaziantep'te gerçekten çok sevenimiz var. Oralar beni çok mutlu ediyor. Özellikle oralara konsere gittiğim zaman inanılmaz güzel bir müzik dinleyicisi var orada. Gerçekten hani ses dinliyorlar yani. Sesten anlıyorlar, ses dinliyorlar. O yüzden mezarım da geldi bu arada, Ahmet Uğurlar. Antep'te ve Ankara'da aşırı mutlu oluyoruz. Biz oraya gidince aşırı güzel geçiyor konserlerimiz. Bu arada menajerim de Antep'te, o yüzden gülüyor şu anda bence. Antep'e de selamlar. Sen de Selam. Bitlisli miydin? Ben de aslen Bitlisliyim. İzmir doğumluyum. Buradan mı? İstanbul'da büyüdüm. Kadıköy büyümeliyim. Oh, herkesin havasını, toprağını, suyunu almış. O yüzden bu şarkılarına da yansır tabii illaki diye tahmin Evet. ediyorum. Bence de Peki yansıyor. senden arada bir, tabii ki de sesi güzel olanlara hemen söylüyorum. Ben diyorum ki arada bir şarkı. Bir anda diyorum, söylesene bir Çok tane bir güzel. şey. 2-3 gündür sesim duyduğun gibi berbat bir şekilde ama yani yine de pesten okurum. Seni kırmam tabii ki de. Ama Teşekkür ederim. sesime ne oldu ben de bilmiyorum. 2 gün önce falan tık diye gitti. Böyle Ama şu hala anda güzel duruyor. şeyiz. Evden eve muhabbet eden Öyle iki yapalım. Öyle arkadaş, bir yapalım. şeyler mırıldansana diyorum. Anladın mı? Orkestra yok, bir şey yok. Öyle yani. Tamam, öyle olduğu kadar mırıldanacağım o zaman. Aynen. Ah be gönül, çeyrek gönül. Ah yarım arazi gönül. Zaman kırsın dizginini, sen de biraz gül. Ah be gönül, çeyrek gönül. Ah yarım arazi gönül. Zaman kırsın dizginini, sen de biraz gül. Duyduğunuz Sesine, gibi yüreğine sağlık. asla. Vallahi normalde cayır cayır okuyorum ama vallahi sana denk Yok, geldi. gayet güzeldi. Ya zaten bu lezzet önemli. Şimdi burada ben konuklarıma şey demiyorum. Hani orkestranızı hazırlayın. Altyapılarla gelenler var, sağ olsunlar. Hani orkestrayı da sevgili Aydilge bir gün çok güzel yapmış. Hem altyapı hem de eşi keman çaldı vesaire. Ne güzel. Ama önemli olan burada evden eve hani mırıldan, şarkı mırıldanmak. O sesin Evet. hani güzel bir kuble güzel oluyor diyorum. Peki bayramın tabii kimlerle geçiriyorsun? Ailenle misin? Bayramda Yalnız mısın? işte normalde ailemle yaşıyordum bu arada. Bir Hı iki ay, 3 ay falan ayrı bir eve çıktım. Hem hı. de çünkü bu evin salonunu falan da biraz dekorunu farklı yaptım. Çünkü çekimlerimin birkaçını da burada yapmayı planlıyorum. En azından akustikleri vesaire. O yüzden böyle burayı da o şekilde şekillendirdim ve o yüzden
böyle bir alan oluşturdum kendime. Kesinlikle ihtiyaç var değil mi? Aileyle yaşamak çok güzel ama mutlaka bu işinle ilgili özellikle sosyal medya olmuyor. Kesinlikle. Ayrı bir yer açmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir de annem babam Allah ömür versin ikisi de sigara kullanıyor maalesef. Ben ve kardeşim kullanmıyoruz ve bu durumdan aşırı rahatsızız. O yüzden birazcık da bu durum şey yaptı. Hani kendi alanım çünkü odamda yaşıyorum yani. Annem babamın yanında oturamıyorum çünkü nefret ediyorum yani. Bir de bu işi yapıyorum. Onun şeyi de var tabii sahnede de yaşıyoruz bunu maalesef. Ama en azından hani evde hani evimde sigara asla içirmiyorum. Gelen direkt mutfağa balkona. Şey anne demedi mi? Kızım ben seni bırakmam, evlenmeden yollamam. Aynen o muhabbet var bizde Bitlis'te olduğumuz için bir de ama şey böyle kardeşim de yanıma gelince ben de şey deseydim sigara içtin sigarayı bırak sigarayı bırak ondan sonra ben de gitmeyeyim deseydik. Mazeret. Gerçekten istemiyorum. İçeri bir şey demiyorum ama gerçekten yani sigara, alkol no yani benim hayatımda yok, sevmiyorum. Maalesef işim gereği de bunlarla iç içeyim. Yani en azından insanlar oluyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Buradayım. Kardeşimle geçiriyorum. Gündüz şey iznimiz var benim. Şirket var. Onunla kardeşimle annemi gittik. Gördük. Geldik sonra yayın için. Eve geldik. Tekrardan. Bayram kahvaltısı etmişsinizdir belki. Yemek yedik. Kahvaltıyı evet. Evde yaptık Melihcan'la buradan. He. Sonra yemeğe gittik. Biraz öyle sohbet muhabbet sonra. Aynen. Geldik. Ben böyle işte sohbetleri seviyorum. Yani hani ne yaptınız, ne ettiniz? Ben bu tarz Instagram'da samimi sohbetleri seviyorum. Teşekkür aynen. ediyorum. Sen de bak ne güzel anlattın. Peki, 3 tane single yapacağım dedin ya. Evet. Bu şarkılar nereden? Var mı? Belli mi? Yoksa... Söyleyeyim. Eser sahibi Sezgi. Sezgi bu arada Ebru Yaşar'ın Havadan Sudan yazan, Havadan Sudan şarkısını yazan bayan. Çok tatlıdır. Aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. İki şarkı ondan çıkıyor. Bir tane Bahtiyar'la düetimiz var. Bahtiyar Özdemir'le bu arada. Bahtiyar da benim yine çok yakın bir arkadaşım eşiyle beraber. Hı hı. Onun şarkılarını daha önce okudum. İki tane şarkımız var zaten. Biri 12 milyonda, biri de 15 milyonda galiba. Yine bir tane daha onunla şey yaptık, düet yaptık. O da umarım ki çok sevilir, dinlenir diye umuyorum. Tabii bunun yanı sıra yine her hafta biz YouTube'a akustiklerimizi yüklemeye devam edeceğiz. Buradan bir konuyu açıklık getirmek istiyorum Cüneyt senin de aracılığınla. Biz bir dakika, şey merak olsun. Bir dakika, ne oldu? Gergin bir konu mu? Reklam, az sonra. Bir konuya açıklık getirecek ve çok önemli olduğunu ben de hissettim. Hemen reklamımı geçiyorum. Bilmem ne çikolatalı. Bu arada çikolata yedim yeni. Ya şeye gideceğim. Şimdi bende şöyle bir huy vardır sevgili Ceylan. En zor anlarda, ATV'de canlı yayın yaparken de, muhabirlik zamanlarında eğer karşımda komik, ani bir şey olursa benim o kendimi tutmam imkansız. O yüzden ben mesela hiçbir zaman... Ne haber oldu, spiki... şey mi oldu az evvel? Biraz önce oldu bana yine bir yorum yaptılar da ben ona girip sen şişeyi anlatıyorsun ben sırıtıyor gibi oluyorum ne ama yazıyor, o yüzden. Ne yazdılar Allah aşkına sana ne yazdılar? Bana şey yazmışlar bir tanesi abi hani neye dikkat ediyorsun kardeşim? Abi üst dudağın nerede? Ben diyorum ki acaba diyorum üst dudağım aa demiş öyle düşünmemiştim üst dudağım ince mi acaba? Kendi gelmişimken sonra bir an daldığımı fark ettim ona gülüyorum böyle. Geçenlerde de biri dişlerimle ilgili bir şey söylemiş. Tabii burada çok arkadaşlar ben bu arada sakal bıyık tıraşı hiç olamadım bayram dolayısıyla böyle saçma sapan geliyorum. Gayet olabilir. Ya oldu zaten yani bu normal hali değil mi? Aa, sağ ol teşekkür ederim. Vallahi Allah olma, razı olsun. Gerçekten olma. Şey üst sudan nerede deyince bakacağım üst sudan ama bilhassa senin için bak ama silik şey ne denildi? Dolgu falan yaptırmayacağım yani. Böyle geliyormuş. Onu da ilk defa aldı onu da nihayet duydum bakalım daha neler duyacağız. Aynen. Evet, şimdi açıklamaya geliyoruz. Şimdi geçen yıl, 2 yıl oldu galiba. Bu Demet Akalın'la Yekten Beyusu olduğundan beri insanlarda şöyle bir algı oldu bana karşı. Ya hep başkalarının şarkısını okuyorsun, kendi şarkını oku artık. İşte falan filan. Arkadaşlar zaten bu cover'ın amacı okunmuş şarkıları yani cover adı üstünde okunmuş şarkıyı alıp tekrardan yorumlamak, bir şeyler katmak ve bunu söylemek.
Bir de şöyle bir durum var. Artık biz izinle gidiyoruz. Bütün eser sahiplerinden izin alıp bunları paylaşıyoruz. Çünkü zaten bunun sıkıntısını yaşadık fazlasıyla. Çok o yaşayan konum var. Yani o yeklerin de izni vardı. Fakat o işler biraz karışıktı. Ben de yine bak pislik yapmamak adına iyi niyetli bir insan olduğum için buradan da yani prim yapmadığımı anlayın. Eğer ben bazı şeyleri ortaya dökseydim çok farklı şeyler çıkacaktı ortaya zaten de. O WhatsApp konuşmaları vesaire falan. Yine iyi niyetli olduğum için, bunu kullanmak istemediğim için bu şekilde asla gündeme gelmek istemedim zaten yani. Hani tamamen kendi yaptıkları şeyler. Benlik bir şey yoktu yani ortada. Ve o şarkının da izni alıp okunulmuştu. Ben şarkı yazmıyorum. Onun bunun şarkısını okuyacağım tabii ki yani. Şarkı yazmak gibi bir meziyetim yok. Hani... Yani anlamıyorum. Bunu da nasıl anlatabilirim anlamıyorum ama YouTube'a hala yorum geliyor. Bırak artık başkalarının şarkısını okumayı. Kendi şarkılarını oku. Arkadaşlar ben şarkı yazmıyorum. Hayır bir de kendi yani şarkılarını okuman için. Okuyalım diye zaten yani yazılıyor ve çıkıyor. Hani kendi şarkılarına kasıt şunu da diyor olabilirler. Albümdeki şarkılarını. Şimdi senin bir en az bir 15-20 sene dolu dolu albümlerle bir şarkı geçmişin olacak. Dediğin gibi hani o şarkıları devamlı okuyorsun. Şimdi sen birçok projede şarkılarım var ancak hani dediğim gibi bir yıllarını veriyor ondan sonra sen illaki başkalarının şarkılarını da okuyacaksın bir yandan. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden de onu hiç... Yani buradan da söylemiş olayım kimsenin şarkısını falan çaldığımız yok. İzin alıyoruz okuyoruz zaten. Ya artık herkes onu yapıyor. Okunmuş şarkıları okumak işte yorum katmak farklı sunmak vesaire bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar memnun ki milyon milyon izleniyor videolar. Demek ki seviliyor ki bir sıkıntı yok ki. Herkes dinliyor. Bu rahatsız olan kitle muhtemelen yani bilmiyorum artık ya işleri güçleri yok ya da gerçekten kötü kalpliler yani. Şimdi diyor ki mesela cover'da bir yere kadar temcit pilavı gibi işler evet, artık gerçek. Artık gerçekten manada. Şimdi şöyle o zaman Sezen Aksu'nun parçasını kimse söylemesin artık. Bir Sezen Aksu'nun parçası çıkıyor. Onlarca sanatçı söylüyor ve hepsinin lezzeti de farklı. Kimisi Kibariye'den beğeniyor, kimisi başka bir Tarkan'dan kesinlikle dinliyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani. Ben Yekten'i demek ki daha iyi okumuşum ki olay oldu, bu kadar gündem oldu değil mi yani? Kötü okusaydım gündem olmayacaktı sonuçta. Ya da şöyle bir şey, farklı lezzette okumuşsun, sen de farklı dinliyorlar. Kesinlikle. Şeyde farklı dinliyorlar diye düşünebiliriz. Yani bunu. Demek istediğim bu, bunu da buradan söyleyeyim. İster kıskanın, ister çatlayın, ister rahatsız olun. Ben her hafta o coverları yüklemeye devam edeceğim. Yani isterseniz çalmış deyin, isterseniz hırsız deyin. Bunu demediniz, bırakmadınız zaten. Bunlar işte bazen şey enerjimi düşürüyor ve Instagram'a falan girmek istemiyorum. Çünkü insanların kafasını, beynini anlamıyorum. Kalbini de anlamıyorum yani. Kötü niyetlerini de anlamıyorum. Anlamayı bırakalı çok oldu ben. Instagram'daki yorumları anlamayı ben mesela gırgıra vurdum. Gerçekten. Düşünsene. Yani anlamayı bırakalı çok oldu. Yalnız sen kıskananlar dedin ya sanki dinleyicilerine değil de sanki birileri var kafanda. Böyle seni takip eden senin bildiğin. Ya o da çok var ya. O da çok var. Yani yapıyorlar bir şeyler ya. Gerçekten ben videoyu koyuyorum. Şarkıyı okuyorum. Videoyu koyuyorum. Şarkı yıllardır okunmamış, yüzüne bakmamış hiç kimse. Bir anda şarkı ballanıyor ya. Çok oluyorum. Var ya bak tahmin bile edemezsin. Bir tanesini sana söyleyeceğim ama özel olarak söyledim. Çünkü büyük büyük birisin yani. Anladım. Tahmin ediyorum. Tahmin edemezsin. Edemezsin bak. Hayır. Tahmin ediyorum derken şeyi tahmin ediyorum. Dediğin gibi unutulmuş, üzerinde tozlu sayfalar var. Çıkarmışsın. Sahibi hemen gelip arayıp da bulmuştur yani. Hayırdır filan. Ya sahibi ya da okuyan sanatçı sahibini dürtüp hadi bir arayın da bir sıkıntı çıkarın. Aynen. Yani gerçekten ben tenezzül etmem biliyor musun? Vallahi tenezzül etmem uğraşmaya. Aynen. Ya aynen. Ama hani ya isimleri duysam anlarsın yani dedim. O yuh dersin yani. Gerçekten. Ya şeye hak veriyorum ama. Hani aa ne güzel işte milyonlarca tıklanmış. Bari ben de paramı kazanayım. Benim şarkım. Zaten sen telifli gidiyorsun herhalde. İlerliyorsun. Evet, veya izinli. İzinli gidiyorsun artık. Aynen. İzin derken kimisi para istiyor. Kimisi buyurun söyleyin diyor mu? Nasıl oluyor? Şöyle bir şey söyleyeceğim. YouTube'dan gelir alıyorlar onlar. Onlar da alıyor. Sen de alıyorsun. Yani
Her yerde zaten böyle. Çok az kaldı bu arada bu sıkıntının bitmesine. Çünkü çok büyük bir commerce projesi geliyor Türkiye'ye. Amerika'da uygulananı buraya uygulayacaklar. Bunu da benim YouTube şirketim yapıyor aynı zamanda ILS. Artık yani bu projeye dahil olan sanatçıların içinde Sezen Aksu var, Orhan Gencebay var. Birçoğu imza attı. Metin Özürkü falan da dahil yani. Hatta geçen de görüştük Metin abiyle. Birçoğu da bu projeye dahil. Artık isteyen herkes videosunu lisansı basıp YouTube'a paylaşabilecek ve Spotify'da da paylaşılacak artık. Yeah. Sistem şu an hazır. Açılmasını bekliyoruz. Yani artık sen de okuyup atabileceksin. Kimse kaldıramayacak. Yeter ki sadece o sistemin içine girip videonun lisansı basıyorsun. O lisansı basınca şöyle oluyor. Hem yorumcuya para gidiyor, hem bu projeyi ülkeye getiren... Bir televizyonda da çaldığında nasıl yorumcuya da gidiyor, aynen, şeye de gidiyor. YouTube. Ya öyle olmalı zaten dediğin gibi. Şu an geliyor. Çok şükür kurtuluyoruz artık yani. Gerçekten. Çok şükür kurtuluyoruz artık. Sana bir şey söyleyeyim. Birçok projenin, kaliteli güzel projelerin ben o yüzden durduğunu bilirim. Uğraşamıyoruz diyor. Yani şarkının sahibi sorun çıkıyor. Ulaşamıyoruz. Doğru. Veya işte daha doğrusu kazanmıyoruz. Para isteyen oluyor vesaire. Çok sıkıntılı şeylerdi. Yavaş yavaş oturacak. Yani sosyal medya da şurada 10 senedir var. Son 5 yıldır böyle bir hareketlendi tabii ki de. İnşallah hayırlı. Tabii mutfakta hani böyle şarkı söylemek gibi geliyor sadece olay ama işte görüyorsunuz. Sevgili Ceylan neler söylüyor? Kamera arkasında nelerle uğraşılıyor değil mi? Gerçekten sıkıntılı işler. Yani bu sana en son bahsettiğim olay yüzünden kuafördeydim. Ya hüngür hüngür ağladım kuaförde ya. Sinir krizi geçirdim. Hani o kadar alakasız bir durum ki yani. Hani arayan ve aratan söyleyeceğim sana ama kim olduğunu. Ama ne güzel bir şey. Demek ki iyi işler yapıyorsun. Tabii bak, mutlu oldum bir yandan da ama kesinlikle siniri bozuluyor yani. Bu kadar da olmaz be diyorsun. Hani bir de milyon dinlenir falan da hani böyle değil mi? Öyle bir şey de yok. Daha video yeni yüklemişiz. Sen biraz de deseydin daha ortada şey altına bak yani kaç izlendiğine bak yani ortada bir şey yok. Bari şarkın akıllı olan zaten sessiz durur. Ya şarkılar okunsun zaten ya. Okunsun aynen yani. Okundukça çünkü kıymeti değerli. Ben isterim ki benim bir şarkım olsa herkes okusa ben çok mutlu olurum yani. Güzel okuyandan da yani ve ben açık sana söyleyeyim mi? Mutlu olurum bir de bakarım kaç milyon izlenmiş. 3-4 milyona şöyle gidince ararım bir de param nerede derim yani. Ya, hayır. Şöyle. Ya insanların kafası. Gerçekten ben hak veriyorum. Yaptığım şarkının yıllar sonra tutması telif. Tabii ki de sana açar teşekkür ederim. Dedim ki sağ ol. Ama ben de herhalde bundan faydalanacağım değil mi arkadaşım herhalde. Yani hayır zaten bunu söylüyoruz. Ben hatta en son Tan'ın bir şarkısını okudum. Söyleme diye izin alırken dedim ki hani biz isterseniz para kazanmayı kapatalım. Ama sadece bu şarkıyı söylemek istiyoruz. Ve hani videomuz orada dursun. Önemli değil bir kazanç elde etmek istemiyoruz. Ya da hepsini siz alabilirsiniz. O da diyor ki hayır istediğiniz her şarkıyı okuyabilirsiniz. %50 benim, %50 sizin. Yani kabul etme. Ben bunu da söylüyorum ayrıca. İlk şeyim bu oluyor teklifim. Evet. Önemli değil kazanmayalım. Ama o şarkıyı biz söylemiş olalım. Ve orada bulunsun yani insanlar bizim sesimizden dinlesin. İlk önce tamamen maddiyat geri planda yani. Bunu da söyleyeyim. Zaten izin aldığımız herkes bunu biliyor yani. Nasıl söylediğimi. Aynen. Aynen öyle. Bu arada bak senin dudaklarına iltifat geldi şimdi de. Ay. Bayağı güzel. Bayağı dudak. Senin de gayet normal yani. Ama herhalde çok güzel buldu diye düşünüyorum. Bakayım. Yorumlara bakıyorum. Tabii. Evet. Güzel yorumlar var. Bir şarkı daha alalım mı? Tamam bir şarkı daha alalım. Ne şu istiyorlar? An... Londra'ya selamlar. Bir kişi daha var Londra. İki etti. Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Olur da bir sen, bir ben inanırım. Yeni yola dönsem ne fark eder ki? Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Olur da bir sen, bir ben inanırım. Yeni yola dönsem.
Görsem ne fark eder ki, ne değişir ki. Allah bu kadar çıkıyor sesim. Süper. Bayramda Pazar Bey'in sesime. Bayramda çok güzel oldu. Bayramın ilk gününde süper. Seni davet etmemiz, seni almamız çok güzel teşekkür oldu. Teşekkür ediyorum. Bu arada. Peki çikolatayla aran nasıl? İkram edeceğim çikolata... de bilmiyorum yiyor musun? Yemiyorum. Seviyoruz ya. Yiyoruz vallahi. Yiyorsun. Ama o ben zaman birazdan... Ama yiyeceğim senin için. Tamam. Tamam. Birazdan ben de yukarıda oturuyorum arkadaşlar. Öyle gibi oldu. Şuradan alacağım hemen şöyle. Aynen. Aynen öyle. Şey, çikolata seviyor musun gerçekten? Hani yer misin normal? Yani. Evet. Yani bayanların, kadınların çoğu çikolatayı seviyor gerçekten de. Onu anlamış değil. Özellikle yani şey... çilekli. Çilekli hem bir de meyveli. Bize de gelmiş, ölüme geldim yiyorum ama özel olarak çikolata çikolata dediğim yok açıkçası. Peki tatlılarda neyi seviyorsun? Bak nelerim var. Yavaş yavaş yemeğe doğru bilir beni izleyenler. Sonra ya. Yemek yapmayı biliyor musun? Ne yemek yaptın bugüne gelecek o. Tamam mı? Yani tatlılarda ne seviyorsun? Ya çok tatlıyla aram yok aslında. Çok nadir yani tatlı yerim. Hani hadi bir tatlı olsa da yesek falan ya da yemeğin üstüne tatlı yiyenleri falan hiç anlamam. Çünkü mümkün değil, yiyemem yani. Benim tatlı anlayışım aç karnındayken, aç karnında olacağım tatlı yiyebilmek için. Genelde de bak soğuk baklava yazmış bir Ayşegül yazmış. Evet, soğuk baklava seviyorum gerçekten. Bu aralar ona soğuk baklava karşısında. Nasıl oluyor? Ya değişik yapmışlar. Şimdi bugün de haberde verdiler. Nasıl? Yapıyor musun yoksa? Böyle bir kakaolu. Nasıl desem? Ay, kakaolu. Baklava gibi sert değil böyle. Sütlü oluyor yani. He, sütlü. Sütlü biliyorum. Ona ne deniyordu ya? Sütlü Nuriye falan gibi bir şey. Bu soğuk baklava bunun adı. Haberde bak... verdiler. Dur onu deneyeceğim mutlaka. Dene mutlaka soğuk. Yani gerçekten favorim oldu çünkü inanılmaz hafif. Ben hafif şeyler seviyorum. Böyle çok şekerli şeyler sevmiyorum. İnanılmaz hafif yersin yani. Bayılırsın. Ben de yaş ile küçükken de mesela böyle krem şantil pastalar falan severdik. Sonra böyle hafif hafif böyle şerbetlilere dönmeye başladım. Ama yine öyle. De öyle nadir. Hani dediğin gibi şimdi eve gittiğimde ben yaptım baklavayı dedim birisi. Şimdi yerim mutlaka yani onu. Ama böyle hani her yerde hemen bana baklava getirin falan devam açıkçası. Ama soğuk baklavayı da merak ediyorum. Dene bak, mutlaka dene. Aynen. Bugün evde menün neydi veya annen de yemişsin de ne yemek yapıyorsun mesela? Yani genelde fırın seviyoruz. Fırında bir şeyler yapmayı seviyoruz. İşte et, patates, yanında pilav, işte salatası vesaire. Dün ne yaptık güzel içen? Geçen balık yaptım. Dün güveç yaptım galiba. Fırında pilav yaptım. Ya yemek yapmayı seviyorum. Vay süper. Aynı zamanda. Kardeşimle yemeği sevdiği için insan yapar. Kardeşine de selamlar sevgiler. Olursa... Kardeşine diyordur ki bu çocuk ne biçim sorular soruyor, ne sohbet edildi. müzik sohbeti diye geldik ama nerelere geldi diyordu. Ya yemek yemeyi seviyoruz ya, etçiyiz biz. Doğal olduğumuz için bayağı et. Ben sabah bile et yerim yani. Ha, yiyenler var tabii, ciğer de yiyenler var. Vesaire. Evet. Evet, kilo almışsın yavrum. Valla kilo aldım, haklısın. İlk defa bir kilo çıktım hayatım boyunca. Ama vereceğim inşallah. Ben de kilo almada sıkıntı yok. Yani kilo almıyorum kolay kolay ama spor yapmadım mı her yer ayrı oynuyor. Spor yapmak lazım. Tekrar toparlanacağız inşallah Ramazan'dan sonra diyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Ben teşekkür ederim. Valla yavaş yavaş sonuna geldik. Peki. Her güzel şeyin olduğu gibi. Bir şarkı alalım. Ondan sonra da izleyicilere, dinleyicilere neler söyleyeceksin? Temennilerini alalım. Ondan tamam. Sonra veda edelim. Çok seviyorlar. Bu şarkıyı yeni çıkarttık. Onu söyleyeyim o zaman. Kusura bakma, seni unutamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim, seni unutamadım. Kusura bakma, seni unutamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim, seni unutamadım.
Süper. Bir de benim için Allah affetsin. Aa. Onu ben çok seviyorum. Bu saatten sonra dönsen ne fark eder? Geç değil hissin, seni Allah affetsin. Bu saatten sonra dönsen ne fark eder? Geç değil hissin, seni Allah affetsin. Süper. Bak, bu şarkı çok güzel ya. Ben çok hoşuma gidiyor mesela. Dinliyorum. Devamlı dinliyorum. Daha zaten o da yeni. Bir sene mi oldu bu şarkıda çıkalı? Bir yıl oldu, evet. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Yani daha ben bunları hep yeni derim. Bak diyor, hele pandemide çıkan şarkıları bir de pandemi bittikten sonra da görmek lazım. Nerelere gidecek aslında. Çünkü birçoğu bir mekanlarda çalınamıyor. Yemek yerlerinde çalınamıyor. Ama gerçekten o kadar güzel söyledin ki. Çok güzel bir şey yakaladın aslında. Sağ ol, doğru teşekkür. Diyorsun. Demek ki sen bir aydınlanma yaşadın. Gerçekten öyle ama. Sahnede söyleyemiyorsun. Yemek restoranlarda çalınmıyor. Mekanlarda çalmıyor, etmiyor. Şimdi bir de öyle göreceğiz bakalım bu pandemide çıkan şarkıları. O yüzden de hayırlısı diliyorum son olarak. Neler söylemek istersin dinleyenlerine, seni izleyenlere, sevenlere? İstersen bir de sevmeyenlere. Çok teşekkür ediyorum. Sevmeyenlerin de kalbine güzellik ve sevgi diliyorum Allah tarafından. Sevgi dolu olsun kalbiniz, yüreğiniz. Lütfen kötü şeyler yazmayın, söylemeyin, rica ediyorum. Sevmiyorsanız bakmayın, takip etmeyin. Bu kadar basit. İnsanları kırmanızın bir anlamı yok ya da bundan zevk almayın, mutlu olmayın. İnşallah bu son bayramımız olur bu şekilde. Seneye kucaklaşacağımız ve böyle dışarılarda gezeceğimiz çok tatlı, çok güzel bir bayram olur. Müzik güzel bir şey. Ruhumuza bence hem neşe hem keder katıyor. Müzikle kalın, müzikten vazgeçmeyin. Biz bunu tutunuyoruz. Biliyorum ki evde sizler de bundan haz alıyorsunuz, bundan enerji alıyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince güzel şeyler yapıp sizlere sunmaya çalışıyoruz. Desteğinizi eksik etmeyin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Müzikoner ailesi olarak seni takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sen kendini çıkarırsan sevinirim. Ben gidiyorum. Tamam. Kendisini kaybedeceğim. İstediğin zaman gidebilirsin. Çok sağ ol. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi sağ bak. Ol. Ceylan Koynat bizlerle birlikteydi arkadaşlar. Güzel bir sohbetti. Gır gır şamata, havadan sudan öyle konuştuk. Ben de Cüneyt Diktaş. Beni de takip edebilirsiniz. Müzik Oneri de takip edebilirsiniz. Bu zamana kadar bir senedir, 1,5 seneye gidiyoruz. Birbirinden özel konu ve konuklarla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Tabii birçok insan şu anda izleyicilerimiz gibi canlı yayınımıza katılmak istiyor ama yarın veya öbür gün yapmak istiyorum. Öyle bir bayramlaşma faslı. Ne haber, nasılsınız diye. Bekliyoruz sizi. Görüşürüz. Yarın da konuğum var. Kim olduğunu benim storyimden ya da Müzik Oneri'nin storiesinden görebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. İyi bayramlar tekrar.